Selamlar, burası Paranormalizm ve ben de Paranormalizm ekibinden Sait Gülüm. Bugün sizlere birçok kişinin konuşmaktan çekindiği bir konudan bahsedeceğiz. Nekrofili. Sizleri şaşkına çevirecek olay örgüsüyle bir nekrofilinin güncesi. Nekrofili psikolojide ölüye karşı haz duymak demektir. Birçok toplumdan dışlanan nekrofililer belki de kendini hiçbir zaman kimseye ifade edemiyor. Bu videoda size nekrofilinin el defterinden bahsedeceğiz, bir nekrofilinin yaşadıklarından bahsedeceğiz. Videonun bu kısmından sonrasını eğer hassassanız lütfen izlemeyin. Gerisi için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi eğer hazırsanız videoya, arkanıza yaslanın, belgesele başlıyoruz. Küçük ölüm, bir nekrofil olarak yaşamak ve sevmek. Hayden şu an 18 yaşında ve asla unutamayacağı bir anıya sahip. Nekrofil olduğunu anladığı bir anı. Yakın bir kız arkadaşının cenazesindeyken 14 yaşındaydı. Ve o gün Hayden'in bir cesetle temas kurduğu ilk seferdi. Saatler sonra bile teninin soğukluğunu elimde hissedebiliyordum. Ve ona sürekli dokunmanın nasıl bir şey olacağını düşünüyordum. Sonra ona dokundum. Ceset bayağı soğuktu. Gözleri açıktı. Boş ve cansızdı. Işığın onun yüzünden nasıl gittiğini ve onu uykuya dalmış gibi gösterdiğini hatırlıyorum. Ama gözleri çok açık ve ölüydü. Onların içinde boğulabileceğimi düşündüm. Ellerimi saçların arasında gezdirmeyi, parmaklarımı saçların etrafında kıvırmayı, tenimin ona karışmasına izin vermeyi ve onun şeklini almasını, böylelikle onu sürekli hissedebilmeyi isterdim, dedi Hayden. Hayden, o gün yaşadığı olayı hatırladığında zihnine genellikle derin bir suçluluk ve sinir duygusunun doğduğunu söylüyor. O gün hakkında konuştuğu insanlara ne hissettiğini söylemeye çalıştığında ise onların bu durumu kabul etmekten çok uzakta olduğunu söylüyor. Seks ve ölüm her zaman yan yanadır. İnsanlar makul sosyal davranışları bir düzene oturtmaya çalıştığı sürece ya nekrofiliye karşı belirgince kısıtlamalar ya da uygulamaya karşı en kuvvetsiz tabu sahibi oluyorlar. Ama tabulara rağmen nekrofili bu toplumların hayallerinde önemli bir rol oynadı. Örneğin iddiaya göre Amazon kraliçesini öldürdükten sonra onunla nekrofilik eylemlerde bulunan Achilles davası. Ya da 10 eşinden ikincisini bal içinde saklayıp ölümünden sonra 7 yıl boyunca onunla cinsel ilişkiye giren muhteşem Herod. Bazı alimler düzenli bir şekilde nekrofilik eylemlerde bulunan Charlemagne'a inanıyor. Eğer birazcık daha modern kültüre odaklanmak isterseniz Uyuyan Güzel adlı masalın ağır nekrofilik fikirler içerdiğini göreceksiniz. İster gerçek, ister fantazileştirilmiş olsun, bu tür nekrofilik eğilimlerin yaygınlığı her şeyden önce nekrofiliye karşı belirgin kanunların çıkarılmasına neden olmuş olabilir. Muhtemelen nekrofili bizim rahatça kabul edebileceğimizden çok daha yaygın. Buna karşın seks ve ölüm her zaman iç içe olmuştur. Hatta dilde bile. Fransızca'da le petit mort ya da küçük ölüm, seksel orgazm ile eş anlamda olmuştur. Modern anlamda nekrofilinin ilk kullanımı, bu terimi 1850 yılında bir derste türeten Belçikalı psikolog Joseph Guistan'a kadar uzanır. Guistan bu terimi Paris mezarlığında son zamanlarda cesetleri çıkarıp bir yerlerini kesen Fransız nekrofili François Bertrand üzerinde kullanmıştır. Ama bu terimin yaygınlaşması, Richard von Krafft Ebing'in çığır açan psikiyatrik çalışması Psikopatia Sexualis'ten sonra olmuştur. En garip, olağan dışı ve tiksindirici, aynı zamanda anormal, kötü huylu duygusallık. Psikiyatrik açıdan bakıldığında nekrofili halen küçük bir çalışma alanı olarak kabul ediliyor. Çünkü nekrofili toplum arasında oldukça nadir. Ayrıca konu üzerinde çalışmalar yapmak da yasak. Hatta Mental Hastalıkların Teşhissel ve İstatistiksel El kitabında bile 2013'teki en güncel ve 5. basımına ulaşana kadar nekrofili terimlerinden oluşan bir liste yoktu. Konu mümkün mertebe göz ardı ediliyordu. 2009 yılında Yeni Delhi'de Maulana Azad Medikal Koleji'nde bir adli tıp profesörü olan Anil Agrawal en garip, olağan dışı ve tiksindirici, anormal ve kötü huylu duygusallık olarak tanımladığı nekrofili için yeni bir sınıflandırma sistemi önerdi. Agrawal'ın 10 aşamalı sistemi nekrofiliye uzak ama en ayrıntılı yaklaşımdır ve bu konuda oluşturulmuş en kapsamlı çalışmadır. Nekrofili hakkında çalışmanın en temel zorluğu, literatür eksikliği ve olayların yetersizliğidir, diyor Profesör Agrawal. Yaptığım çalışmalara rağmen bu zorlukların üstesinden tamamen geldiğimi söyleyemem. Yemek masasında nekrofiliden bahsedin, tüm masa sessizliğe bürünsün. Nekrofiliyi sınıflandırmadaki önceki girişimlerin aksine Agrawal, nekrofilik eğilimlerde geniş bir yelpaze olduğunu buldu. Dünya çapındaki düzinelerce araştırmalardan ayrılan Agrawal'ın aşamalı sistemi, seksel fantazilerden aşırı derecedeki nerosadizme kadar derecelendirildi.
rol yapanlar romantik nekrofilleri ve seksüel sapkınlıkları genellikle bizim nekrofiliyle bağdaştırdığımız kural ihlallerini kapsamayan nekrofilik fantazicileri içeren zararsız fantaziler yelpazesinin ilk basamağı birinci sınıftır. Bu insanlar cinsel olarak ölü gibi davranan canlı bir partnerden ya da seks aracılığıyla vampir gibi davranarak bir partneri yeniden canlandırmayı içeren oyunlardan tahrik olan kişilerdir. İkinci sınıf, kocası öldükten sonra bir yıl boyunca çürüyen cesedin yanında uyurken bulunan dul kadın gibi seviştiği kişiyi kaybettiği gerçeğini kabul edemeyen romantik nekrofilleri içerir. Nekrofilik fantaziciler ya da üçüncü sınıf, cenazelere ya da mezarlıklara, tabutun karşısında seks yapmak için ziyarette bulunan, ölüler hakkında fantazilere sahip olan ve ölü bedenlerin fotoğraflarıyla tahrik olan insanlardan oluşur. Bunun ötesinde nekrofili, gerçekten ölü insanlarla cinsel ilişkiye giren insanları içerir. Agraval'ın sınıflandırma şeması, ölü bir bedene basitçe dokunuştan cinsel uyarılma hissedenlerden, mastürbasyon yaparken ölü bedenlerin bir yerini koparanlara ve cinayetsel nekrofiliye kadar sınıflandırılır. Yemek masasında şiddetli bir cinayetten bahsedin ve insanlar konuşmaya katılsın. Nekrofiliden bahsedin ve bütün masa sessizliğe bürünsün. Carla Valentine. İnsanlar nekrofil kelimesini ağızlarına dahi almaktan çekiniyorlar. Agraval'ın bu konu hakkındaki yazılarına göre bu sadece mümkün değil, aynı zamanda yelpazede zamanla ilerlemesi de olası. Kitabında önceden nekrofilik fantaziler yaşayan insanların düzenli olarak fantazilerini tekrar canlandırmaları için onları cesetle tekrar bir araya getirilmesiyle alakalı çalışmalardan sayısız alıntılar var. Hayden, bir gün düzenli bir şekilde ölülerin etrafında olmasına izin verecek bir alana girmeye niyetli olduğunu söylüyor. Yakalanmadan ya da tutuklamadan arzumu yerine getiremeyeceğimi yeterince biliyorum. Ayrıca fantazilerini daha kötü şeylere dönüştürmek konusunda çok da endişeli olmadığını söylüyor. Ona göre dokunmak dahi yeterli. Carla Valentine bir sosyal platform ve ölü endüstrisi profesyonelleri için sosyal ağ olan Diit Metin yaratıcısı, Bart'ın patoloji müzesinin müdürü ve bir morg teknisyeni. Doğal olarak zamanın büyük bir çoğunluğunu insanlarla ölümler hakkında konuşmakla geçiriyor. Valentine üzerinde konuşulan konu ölüm olduğu için birçokları tarafından direkt reddedilmeye alışmış. Yaptığı işin de insanların ölüme bakış açısını değiştirmesini ve konu hakkında biraz daha anlayışlı olmalarını sağlayacağını düşünüyor. İnsanların farklı farklı kıstasları var. Benim ilgim sadece cesetlere karşı. Ölü ve ölüm hakkındaki bizlerin en azından insan kalıntılarıyla yakınlık kavramını idrak edemediğimiz bu kadar tiksindirici şey nedir diye sordu. Bunun neden bu kadar tabu olduğu konusunda insanlara sorular sordum. Ve hakikaten de cevaplar aldım. Kendimi bir insana işkence ederken ve onu seks kölesi olarak kullanırken hayal edebiliyorum. Ama kendimi ölü bir bedenle seks yaparken hayal edemiyorum. Peki neden? Jörg Buttgrate'in nekromanik filmlerinde ve Supervert'in nekrofili çeşitlerinde kültürel anlamda kısıtlamalar bulunuyor. Her ikisi de ölülerle ilgili cinsel sapkınlık konusundaki devamlı çekiciliğini gösteriyor. İkincisi, Agraval'ın 10 aşamalı sınıflandırmasına atıfta bulunuyor. Ama Bataille ve Marquis'te Sade tarafından tekrar tasavvur ediliyor. Bu videonun açıklama kısmında Çin'de çizilen bir animasyon nekrofili filmi var. Eğer kendinize güveniyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak o filmi izlemenizi öneriyorum. Ayrıca ölümü romantikleştirme yoluna giden firmalar, cenaze evi temalı parfümlerden, yapay vampir vajinalarına, penis gibi gözüküp çürüyen et gibi kokan çiçeklere kadar bir sürü eşyalar üretiyor. Bunlar Haydn'a göre cazip birer fetiş eşyası. Eğer nereye bakacağını biliyorsan, her isteğini karşılayan bir fetiş endüstrisi var diyor Haydn. Nekrofili her evreye evrilebilir. Akıllara gelen soru şu, satılan bu oyuncaklar nekrofillerin isteklerini karşılamalarında yeterli bir yol mu, yoksa gerçek bir cesetle cinsel ilişkiye girme isteklerini mi artırıyor? Nekrofili birinci seviyeden sonraki herhangi bir seviyeye ilerleyebilir. Yani bu şirketlerin nekrofilik dürtülere karşı yaptığı şeyler büyük ihtimalle geçici bir uğraş diyor bu konuda Profesör Agraval. Ve ekliyor. Bence nekrofilik dürtülerle mücadele etmenin en iyi yolu psikiyatr ya da psikoterapist ile görüşmektir. Onlara yardım etmek için kullanılabilecek bir sürü yöntem var aslında. Haydn'in terapisi ilk başta çeşitli parafiller için bir yardım grubuna katılmasını önerdi. Ama Haydn bu durumun arzuları hakkındaki takıntısını ve isteğini arttırdığını söyleyerek katılmayı reddetti. Yasak arzuları konusundaki en büyük kaynağın ise kız arkadaşı olduğunu vurguluyor. Kız arkadaşım yazdığım bütün şiirleri ve hikayeleri okuyor. Nekrofiller de dahil. Hatta bana nekrofil hakkında bulduğu yazıları ve şarkıları bile yolluyor. Nekrofil hakkında endişelenmememi ve bu durumun gayet doğal olduğu konusunda da telkinde bulunuyor. Tekrarlıyorum, insanların değişik albenileri var ve benimki sadece cesetlere karşı.
Tarih, nekrofil hakkında acımasız hikayelerle dolu. Kraft Ebbing Psikopatya Seksualist'te sağlıklı bir beynin nekrofilik eğilimler gösterip göstermeyeceğinin açık uçlu bir soru olduğunu ve araştırılmaya değdiğini yazdı. Yayınlanmasından 150 yıl sonra psikiyatrik topluluğun bu sorunun cevabını hayır olarak verdiği görülüyor. Sonuç olarak tarih, nekrofil hakkında acımasız hikayelerle dolu ve bir cesetle cinsel ilişkiye girme realitesi bile birçok insanı tiksindirmek için yeterli. Ama Valentina ve diğerlerinin de göstermeye çalıştığı gibi nekrofilinin korkulacak veya görmezden gelinecek bir şey olmadığını, aslında insanların tabularını yıkma konusunda verimli tartışmalara yol açabileceğini de yadsınamaz bir gerçektir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, eğer hoşunuza gitmediyse beğenmemeyi ihmal etmeyin. Ve kanalımızın ön plana çıkmaya ihtiyacı var. Aşağıya 2 ya da 3 tane yorum atarsanız bize çok süper bir iyilik yapmış olursunuz. Ben Paranormalizm ekibinden Sait Gülüm. Bütün dosyalarla karşınızda olacağız. Sizlere tamamen gerçekleri aktaracağız. Esen kalın. Her şey bize anlatıldığı gibi mi? Sizce tüm bu olanlar bir tesadüf mü? Anlatılanların doğruluğunu ne kadar biliyoruz? Tüm bunlara açıklık getirmek için bizimle kal.